Merhaba oyun severler. Türk oyunlarına karşı her zaman bir ilgi ve alakamız olmuştur. Oyunlarda bizlerden bir şey görmek beni anlamsız bir şekilde mutlu etmiştir. Hele yabancıların yapmış olduğu oyunlarda bizlerden bir şey görmek çok farklı hissettirmiştir bana. Coğrafyamıza baktığımızda oyunlarda işlenmesi için en güzel şehirlerin başında İstanbul geliyor. Gerçi bazı aklı evvel firmaların hala Anadolu kültürüyle Arap kültürünün aynı olduğunu düşünmesi, İstanbul sokaklarında deve veya fil bindiğimizi sanması sinir bozucu olsa da genel anlamda güzel işler çıkmıyor değil. Ben de acaba İstanbul kaç oyuna ev sahipliği yapmıştır diye merak edip biraz araştırayım dedim. Çok şükür içerik çıkartacak kadar oyuna ev sahipliği yapmış. Açıkçası beklediğim ve tahmin ettiğimden fazlaymış. Bakalım listedeki kaç tane oyunu biliyorsunuz veya listede olmayıp şunlar da olmalıydı diyebileceğiniz oyunlar varsa yorumlara yazmayı ve de bu 107 kanala abone olmayı unutmayın diyerek konuyu bağlıyorum. Assassin's Creed Revelation. En bilindik oyuna başlayalım. Ubisoft tarafından geliştirilip 2011 yılında yayınlanan ve Assassin's serisinin 4. büyük oyunu Revelations. Oyunun çok önemli bir bölümü İstanbul'da geçmesinden dolayı belki de en çok bilindik oyunlardan birisidir. Dönemini başarılı bir şekilde yansıttığını söyleyebilirim. Birçok tarihi mimari eserlere de yer verilmiş. Yine belli başlı hatalar olsa da genel anlamda hem Osmanlı hem İstanbul esintilerini gördüğümüz kaliteli oyunların başında gelir. Oynanış olarak da beklentilerimin üzerinde olmuştur. Tabii ki serinin en iyi oyunları arasında değil ama üzerine toprak atılacak kadar da kötü değildir. Sırf İstanbul manzaraları için ve Galata'dan aşağıya atlamak için oynanır derim, haberiniz olsun. Driver 3. Geldik bir başka efsaneye. Driver 3'ün geliştiriciliğini Ubisoft, yayıncılığını da Atari firması yapmıştı. Alternatif bir GTA olacakken geliştirme sürecinde yaşanan olaylardan dolayı hiçbir zaman o skalaya ulaşamadı. Ama İstanbul'da geçen oyunlar arasında kesinlikle parmakla gösterilen bir oyun olduğunu söylemek lazım. Tabi oyunun tamamı İstanbul'da geçmiyor. Sadece oyunun haritalarından biri. Ama yine de İstanbul detayları güzel verilmiş. En azından deve filan koymamışlar canım İstanbul'a. Bulabilirsiniz bir de grafik modu olması lazımdı. Modlu bir şekilde oynarsanız grafik olarak biraz daha keyifli ve kaliteli olur. Tutmadığına en çok üzüldüğüm oyunlardan biri de bu oyundur. Belki bu oyun tutsaydı oyunlarda daha çok İstanbul veya başka şehirlerimizi görebilirdik. Splinter Blacklist. Peş peşe 3 tane Ubisoft oyunu. Bu da güzel bir detay olarak kalsın burada. Blacklist, Splinter Cell serisinin güzel örneklerinden biri. Hem oynanış olarak hem grafik olarak fazlasıyla hoşuma gitmişti. Oyunun geneli İstanbul'da geçmiyor, onu belirteyim öncelikle. Sadece bir adet yan görev Kapalı Çarşı civarında geçiyor, o kadar. O bölümde yine güzel detaylarla anlatılmış, hoşuma giden bir sahne olmuştu. Ubisoft içten içe bizi seviyor ama göstermiyor galiba. Bu arada bu Kapalı Çarşı bölümünü oynarken fark edememiştim, yani es geçmiştim. İncelemesini yazarken internette dolaşırken fark ettim. Onun için belki sizler de gözden kaçırmış olabilirsiniz. Uncharted 2 Among Thieves. Söz konusu oyunun Türkçe dublaj olması yetmezmiş gibi bir bölümünün de İstanbul Müzesi'nde geçmesi yine hoş detaylardan biriydi. 2009 yılında yayınlanan oyunun bir soygun sahnesi İstanbul'da geçmektedir. Öyle çok kısa bir sürede değil ha. İyi kötü bir saate yakın bir bölümden bahsediyoruz. Devam oyunlarında da İstanbul'u görsek ne güzel olurdu. Uncharted gibi dillere destan bir oyunda ülkemizden bir yer görmek insanı fazlasıyla mutlu ediyor gerçekten. James Bond 007 Bloodstone. James Bond filmlerini bilirsiniz. Hatta 2012 yılında sinemalara giren Skyfall'da İstanbul'da çekilmiş, bayağı bir gündem olmuştu. Bu film yayınlanmadan 2 yıl önce, yani 2010 yılında İstanbul'da geçen bir James Bond oyunu yayınlanmıştı. Aksiyon sahneleriyle meşhur serinin bir kovalamaca sahnesi İstanbul'da geçmekteydi. Bu kovalamaca sadece araba ile değildi. Sahaya inip gizlilik sekansları eşliğinde düşmanları indirip yere batan sarnıcının içine etmişliğimiz var. Çevre detaylarına baktığımızda apartmanlarına kadar İstanbul'da olduğumuzu fark ediyoruz. Buram buram tüp kuyruğu kokuyor yeminle. Recontact İstanbul Eyes of Sky. Aslında söz konusu oyun mobil platformlara çıkmıştı ama yine de listeye almak istedim. Her ne kadar türünün ilk örneği olmasa da 2015 yılında İstanbul'da geçen farklı bir konseptli oyun görmek heyecanlandırmıştı beni.
aslında bir oyundan daha çok bir deneyim olsa da hem senaryosuyla hem de diyaloglarıyla dikkat çekiciydi. Güvenlik kameralarına bakarak şüpheliyi bulup sorguluyorsunuz ve işlenen cinayeti çözmeye çalışıyorsunuz. Fikret Kuşkan ve Haldun Boysan gibi önemli oyuncuların da bu projede olması kaliteyi daha da yukarıya taşımış oldu. Bu arada devam oyunu da çıkmış durumda. Merak edenler ona da bakabilir. Byzantine The Betrayal. Az önce Recontact İstanbul için türünün ilk isimlerinden değil dedim ya. İşte bu oyun bu türün ilk isimlerinden olabilir. Öyledir demiyorum, olabilir diyorum çünkü bu oyun Stormfront Studios tarafından geliştirilmiş Discovery Channel Multimedia tarafından 1997 yılında yayınlandı. Bu oyunda da bir tarihi eser kaçakçılığını araştırıyoruz. Konu müsait olmasından dolayı Ayasofya, Süleymaniye Camii ve Arkeoloji Müzesi gibi tarihi yerleri görebiliyoruz. Oyunculuklar da fena değil ama her şeyden önemlisi 97 yılı İstanbul'u bir oyunda görmek insanı fazlasıyla heyecanlandıran bir durum. Özellikle bizim gibi 30'unu devirenler için. Broken Sword The Angel of the Dead. Sıradaki oyunumuz ise tek kişilik bir point and click türünde macera oyunu. Revelation Software tarafından geliştirilen oyunun yayıncılığını THQ yapmıştı. Bulmaca odaklı oyunda bulmuş olduğumuz nesneler ile karşılaştığımız bulmacaları çözüp aradığımız hazineye ulaşmaya çalışıyoruz. İstanbul'daki Paşa Palas Oteli'nde geçen hikaye Mevlüt adlı bir garsonun ki sonradan garson olmadığını öğreniyoruz. Karakterimiz Georgia, Topkapı Sarayı'nın altında bulunan bir kale hakkında bilgi verir ve onların oraya gitmesine sebep olur. Böylece macera dallanır budaklanır. 2007 yılında yayınlanan oyun ortalama bir oyun olmanın ötesine geçemedi maalesef. Indiana Jones and the Imperial's Tomb listenin bilindik oyunlarından bir başkası. Indiana Jones serisini biliyoruz. Her ne kadar oyun kağıt üzerinde İstanbul'da geçse de gördüğünüz gibi İstanbul'da pek bir alakası yok. Yine Anadolu kültürüyle Arap kültürünü birbirine karıştıran gerzek tasarımcı hataları. Ayrıca oyunun hikayesine göre ana karakter kaçak olan Nazileri bulmak için İstanbul'a geliyormuş. Nazi ne alakalı İstanbul'da ne alaka? Oyunun hem hikaye hem de tasarım aptallıkları biraz sinir bozucu cinsten. Neyse en azından oyunun girişinde Türkçe ezan okumadılar. Ona da şükür. Pusu. Listeyi Türkiye'nin ilk 3D aksiyon oyunu Pusu ile bitirmek istedim. Zira bu listeye kesinlikle alınması gereken bir oyundu. Pusu her Türk oyuncusunun bilmesi gereken oyunlardan biriydi. Döneminin sıkıntılı ve zor koşullarına rağmen böylesine ses getirebilecek bir oyun yapmak kolay bir iş değildi. Tabi eksikleri ve kusurları var ama onu önemli kılan şey o dönemde cesurca çıkıp elini taşın altına koymasıydı. Şimdilerin geliştirici firmaları ise hazır olanı kullanmaktan bile acizken Pusu'nun geliştiricisi olan Cem Uzunlar mevcut bir motor kullanmak yerine sırf bu oyun için oturup sıfırdan oyun motoru yazmış ve bunun üzerine oyun yapmıştı. Sırf özelliği bile takdiri fazlasıyla hak ediyor. Listeyi tamamlamadan önce listedekilerin haricinde de İstanbul'da geçen oyunlar var. İkisi de bir tren yolculuğu macerası olan Chronicles of Mysteries, Scorpio Ritual ve Agatha Christie Murder on the Orient Express oyunlarının yarım saatlik birer bölümleri İstanbul'da geçmekte. Türk geliştiricilerin geliştirdiği MMORPG oyunu olan İstanbul Kıyamet Vakti de yine listeye girebilecek oyunlardandı. Ama listeyi fazla uzatmaya gerek yok. Yorumlar kısmına yazarak videonun aşağısına sizler de doldurabilirsiniz. Bu haftalık da bizlerden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi eğlenceler. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.